Gerence Körfezi'ne Ildır, karşı Ildır. Çok şahane yerler buralar da. Buraya bir şey olmuş, yanmış buraları komple. Gerçi ormanlık değil, çalılık ama her taraf yanmış. Bizim gizli bir şeyimiz var, mabedimiz var. Ha keçiler var, inekler var da buraya inebilecek miyiz? Şurası. Şurayı inmeyi zorlayacağız. Bir defa indim ama çok zorlandık. Şu aşağısı çok güzel. Şu inişi çok kötü. Vallahi ve kapalıdı. Bilinçli yakılmış ya, anlamadım. Bu çalı. Vallahi bilinçli yakılmış da olabilir. Yok ya, niye bilinçli? Ama her çalı, taraf, her taraf. Her taraf, vallahi her taraf. Gelirken yol. Giriyorum ben, ne olursa olsun. Şurada çok sakat bir yer vardı. Bakalım orasını atlatırsa, atlatamadık ileri gideriz. Çiçekler çok güzel mi ya? Allah Allah, ne güzel. İşte toprak güneş görünce. Daha önce görmemiştim bunları. Toprak işte, toprak güneş görünce patlamış. İşte şurası kapalı, daha yeni kapalı yine. Ama yaz da o zaman sıcaktı, belki ondan kaynaklı. Baharla çıkıyorlar ya. Evet, burasını geçeriz. Çok güzeller. Ama o çalılıklara yazık olmuş. Çevireceğim. Altını bulmadım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam. Tamam. Bir de şurada çok sakat bir yer var. Keşke yürüseydik. Yürünür mü? Buraya kadar şimdi. Allah'ına, Allah aşkına. Kameraman yürünür mü? Aha yürüyorsa. Oo çok güzel. Fren fren gideceğiz. Biri bile çok fazla. Çok kötü olmuş. Buraya beton dökmüşlerdi zaten. Burada sıkıntı yok. Tamam böyle bozuk bozuk burada. Şu köşeye indik ya, tamam sıkıntı yok. Çıkarken burada içeriden sıkıntı yaşayacak. Bakir yerler ya. Şuralara Allah'ım yarabbim ya. Şuraya bak ya. İnanılmaz güzel ya. Yani şu renge bak gidinizde. Şu güzelliğe bak. Karaburun. Şurasını geçtik mi tamam. İşte kışın ilk yağışlarla yoldan su akıyor, o zaman bir dendik yapıyor. Bozuyor yolları ama yazın bunları kullana kullana taşlar falan dökülüyor. İnsanlar geçerken taş falan da geçemedi ya, böyle atıyorlar falan. Evet, çünkü insan inmiyor. Şey yok zaten, aşağıda bir çoban var, bizden başka kimse yok. Yürüyerek deniyorlar ya da motosikletle. Harika bir yarım ada burası. Evet ama yani birçok insan mesela bakıyor denizine girebilecek mi diye bakıyor, kayalık. Doğru. Zaten girmesinler diye kapatmışlar ama insanlar doğru, açmış. Güzellik tam var. Benim burada ben neyse, geçen yaz bir şey yok. Çoğu insan dev ara dev araneuslardan bir tane görmüştüm. Denizine de girdim, şuraya girdim. Şurasını komple taradım. Hiçbir şey yoktu ama aksi gibi. O gün bulanık gibi geldi bana su. Sıcaktı. Tamam mı? Bulanık gibi. Bayağı yazdı o zaman. Sıcaktı hava. Şu an şeyde şurada yazdı. İleride bir balıkçı barınağı var. Aa böyle bak kumur kumurlarında. Karşıya zaten hayvanlar var. Oraya giremez. Nasıl giremem ya? Nasıl giremem? Yayılmış hayvan. Kameraman ben nasıl giremem? Benim girmediğim yer var mı? Girerim. Her yere girerim. Burası kamunum malı. Kamunum malı burası. Girerim her yere. Burada bile rahat yok diyorlardır. Dağın tepesinde. Buradan ne tarafa da bir tanesi ileri götürüyordu. Şuraya galiba değil mi? Afiyet olsun. Ne haber inek kardeşler? Ne haber? Ooo çanında çok güzelmiş. Burası mıydı ya? Osman'a bakacağım, bakayım çıkmış mı? Evet, doğru yol, doğru yol. Helal var hemen. Allah'ım yani. Ben girerim burada denize. Giriniz efendim. Sezonu açalım. Ayın kaçı? 26. 26 Nisan itibariyle sezonumu... Buyurun, gelin. Oh, oh, ama oh, benim oh, o sevdiğim, oh. Hoşuma giden çift... Aaa!
çiçekleri görüyor musun? Bunlar çiçek açmış. Bunlar işte şehir süslüyorlar. Tabii. Ya şehir merkezinde tabii. Süslüyorlar. Anam burada çok güzeller. İnsan yok. İnçek. Ay 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 ay. Evet, buradayız. Güzelliğe bak. Vay. Vay vay vay. Abi ne olsa şuradaydı senin. Ay. Bir şeyler var ama çok güzel. Biri bir aynı duruyor. Ama nene buldularsa atmışlar. İnsanoğlu. Görmezsen iyi. Ay şuralar. Örümceğin geç örümceği ver. Şu karşı. Arılar nasıl tozluyor biliyor musun? Arı garip. Şu olmuş. Arada da var. Bundan. Arı çıldırmış çıldırmış kendinden geçmiş arı. Bir karpuz sezonunu da açmış. Yemiş atmış. Seninkisi buradaydı herhalde değil mi? Sen buralarda bir yerde... Şimdi bunlar da... Ben sana göstereyim bakayım. Yengeçler çıkmış mı çıkmamış mı? Arı böyle saplanmış gibi duruyorsa... yengeç onu... ısırmıştır. Vardır bak göbek. Göbeklerde sarı yengeç olma olasılığı çok yüksek. Neyse gel bakalım. Bak ezilmediği için nasıl güzel yayılmış görüyor musun? Şurada bir yolum vardı benim. Neredeydi o yol? Şuradan. Ben şuradan yüzerek gittim. Bak, aşağıdaki, gel bak aşağıdakine götürürüm asıl seni. Otudor mudur bu ayakkabılar? Ayakkabılar geldiği zaman buralarda tavşan gibi sekersin kameraman. Aha kedi. Seninkilerden gel. Nerede? Şurada bak yatıyor. Hep de sarı geçen de bak bir tane de sarı. O değilmiş. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Kızım. Siyah. Ne yapıyorsun sen burada ya? Gel kameraman. Seni düşüreyim denize. Çiçeklerden burada aşağıda da var. Bu dev aranayosu ben burada gördüm. Ya şunları niye kırmışsınız ki? Bak ne güzel yapılmış buraya. Gelin kullanın. Niye kırıyorsunuz değil mi? İnsanoğlu. Al. Bak. Şu sarmaşı yeniyor. Ne diyorsun? Şunu... Şunu zaten vurdum bak belli. Bak. Hadi biraz daha zorlasan şöyle bak. Şuralardan koparabilirsin. Ha? Yemeği mi yapılıyor onun? Kavuruyorlar değil mi? Bu çalıların içinde çıkıyor onlar. Ya çok çürük şunlar da 120 kilocu taşımıyor ya. Baksana ya. Allah Allah ne kadar çürük ya. Bu kadar çürük mü olur ya? Ne kadar güzel gene yayılmış. Buna böyle insanların geçmediği yerler olacak. Arı çeksene bir tane.
Tozlaşırken bak yumuluyor resmen arı kendilik. Kendini kaybediyor resmen. Arabayı kilitlemedik bu arada. Bulmuş böyle güzel. Bakir topraklar. Kimse yok. Şuraya bak ya, buraya buraya yılda kaç insan geliyordur ki? Yok, denizden falan gelmiş mi? Bak bak arıya bak bak. Bak yemin ederim kendini kaybetmiş arılar. Bodoslamadan dalıyorlar çiçeğe. Bak şuna bak bak. İçinde yüzüyor ya. Bak yukarıdaki. Gir bas, bir şey olmaz. Ya niye basayım ya? Bak şu önündekine bak o zaman. Gel daha elverişli bir yer göstereyim sana. Hiç eğilmeye gerek kalmasın. Al. Harika. Ben yüze yüze dipleri inceleye inceleye buradan çıkmıştım. Yazın. Şuraları falan, bu kayaların diplerinin bitlerini ağır topat aradım buralarda. Yüzdüm yani. Diğer tarafında ne var acaba? Kayalım. Evet. Hohoho, karabata bak. Oho. Anında daldı ha. Al kameraman. Sen eline göre ayarlamış burası. Benim elim girmiyor. Dur ben bakayım buralarına. Ona göre sana gel veya gelme diyeceğim. Yok, kaya komple kaya gidiyor böyle. Baksana ya şuraya bak, şuraya. Şu koya bak, küçük koy. Şahane bir koy. Güzel değil mi? Yolu kötü ama güzel yerler. Hadi. Daha bizi ne maceralar bekliyor. Girerken birazcık epey zorlandı. Çivi gibi falan dedi. Fakat yüp diye attı kendisini. Şu anda vücuda alışmış vaziyette yüzüyor. Umarım görüyoruzdur. Vah! Soğuk! Hala mı? Şapka olsa sıkıntı yok da bu kafası üşüyor insan. Alışmış olman lazım. Sen şimdi değil, çıktığında göreceksin üşümeyi. Söz dinlemedim, biraz daha bekleyecektim. Benim gibi kıyısından keyfini çıkart. Mis gibi manzara.
Balık adam kıyafeti almak lazım sana. Vücudum resmen yanıyor. Yaz kış gir. Üşümüyor, yanıyor resmen. Ama başı üşüyor insanın. Kayalık çok kayalık. Tertemiz deniz. Şuradan yüzük arka taraftan çıkacak. Hadi bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Aklına koyduğunu yapıyorsun. Kapını çıkardın değil mi? Evet. Şu büyüklüğe bak. Deniz anası mı? Oha. Deniz anası mı? Elma elma. İyi at biraz daha büyüsün. Arkasını kesti ya şu maske. Hadi takip edelim bakayım nereye gidiyorsun. O ne? Yosun mu? Şişeler çok fena. Şu cam şişeler var ya. Rezillik. Rezillik. Bu kadar berbat yolu buraya geliyor. Götürmüyor. Hiç seni götürmüyor. Ne bu? Can yeleği mi bu? Makro. Acayip rüzgar var. Yahu bırak Allah'ını seversen. Ne rüzgar? Ses çıkıyor. Aslında bizim tip kamerası var, su altı kamerası var. Bir sürü balık var orada. Sezonu açtık. Ayın kaçı bugün? 27. 26 pardon. Mayıs'ta açıyorduk normalde. 1 Mayıs'ta falan açıyordum genelde. Bu sene erken açtık. Vallahi girilir. İlk başta bir üşüyorsun, sonra böyle kıvıl kıvıl böyle. Yanma gibi böyle. Sanki karınca ısırıyor gibi oluyor. Sonra alışıyorsun.
Şurası biraz serin. Şöyle koylara falan girdiğin zaman daha güzel. Bornozumu getirmiştim. Çok soğuktur falan diye ama hiç gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Havlumuzu alın gelin. Şahane. Kayalık buraları. Balıklar falan var. Aa! Ne oldu? Kestane kaldı orada. Onu tekrar suya atacaksın. Atacağız canım. Çekeceğiz, atacağız. Acayip büyüktü ya. Bu değişik kestanelerdi. Harika. Çok güzel, tamam. Sezonumuzu açtık. Bol bol. Bu yaz inşallah kazasız belasız. Güzeliz. Denizimizin tadını çıkarırız. Ben bu kadarını beklemiyordum. Yani soğuk olur falan diye düşünüyordum. Fakat inanılmaz zevk aldım. Harika. Dışarıda üşürüm diye şey getirdim. Bornozumu getirdim. Belki de üşürsem çok soğuk çıkarsa dışarıda ısınayım hemen. Sudan kurtulayım diye bence hiç gerek yok. Bence olmasa yine de üşürdüm. Hiç gerek yok. Hiç vallahi öyle güzel ki yani bir gram. Bak bir gram ürperme yok onun ya. Onun içindesin ondan. Hayır, açıkta olanlar da öyle. Bir gram ürperme yok yemin ederim bak. İlk baştan böyle bir soğuk geliyor girerken ondan sonra resmen karınca ısırıyor gibi oluyor. Sıcacık oluyorsun. Şöyle. Kestanemizi bir çekelim. Ne kadar büyüklük. Çek şunları. Şu fincan. Fincanla karşılaştırın. Şu kötü alışkanlığı yok ederim şuradan. Görüyor. Bence hayatımdan yok edeceğim. Onu hayatımızdan da çıkaracağız. Sezonun ilk kestanesi. Bu bizim Marmara'da görmedim kestaneden bu. Batmıyor bunlar. Nasıl? Yapışık değil mi? Ele batmıyor. Batmaz bunlar. Bunları rahat rahat tut. Aha, hiç evet, korkma. Evet. Harika kestane. Bunları yiyorlar. Bunları... Her şeyi yiyorlar. Yiyorlar ya. Ne yapsın adamlar? Allah Allah. Bunlar... Acayip güzel. Acayip de çok. Çeyrek kilo var. 250 gram var. 4 tanesi 1 kilo gelir. Evet. Acayip dolu iş. Full. Belki yavrusu var. Dişiler üstüne çöp topluyor. Bu da çöp toplamış. Dişiler üstüne çöp toplar. Bunun dişi olduğunu buradan anlayabiliyoruz. İri bir de. Belki dişisi iri. Evet. Olabilir. Harika bir canlı. Ve batmaması çok güzel. Bakın sıkıyorum. Batmıyor. Uçları küt çünkü dikenlerin. Öbür siyah olanlar var. Onlar uzun ve sivri. Uzun ve sivri batıyor ve içinde kalıyor. Ben bir gün kışın girdim. Aralık ayında denize girdim. Ondan sonra dalga beni attı böyle kayalıklara vurdu. Kayalıklar komple kestanemiş. Yuvarlandım kestanelerin içerisinde. Her tarafım, vücudumun her tarafından aylarca diken çıkardım. İçinde böyle kırıldı onlar. Aylarca. 6-7 ay vücudumdan diken çıktı. Her tarafımdan. Hele ayaklarım, ayak topuklarımdan falan inanılmaz sayıda diken. Parmaklar, ellerim, yüzümde bile vardı. Çok kötü dalga vardı, beni kayalıklara vurdu. Demircilik oyunda sakın. Bu koylarda, bazı koylarda böyle kayalık zemin, insanlar şey yapıyorlar. Kendimi çekeyim bari. İnsanlar kıyıya çıkmak için, Allah, kafada çıktı, şapkam nerede? Kafamızda çıktı. İnsanlar... Takke düştü. Takke düştü, kel göründü. Yok mu takke? Şeyim, bonem nerede ya benim? Orada, arkada. Nerede? Yansın ama kafa biraz. Neşler. Neyse ondan sonra işte kayalardan böyle altı kum, üstünde kayalar var. Kayaları açıyorlar, böyle yollar yapıyorlar. O çok dalgalı oldu kış günü girdiğimde. Bu şeyi yakalayamadım. Ondan sonra yakalayamadım. Bulamadım daha doğrusu dalgadan, bir de bulanıktı. Kayalıklara çarptı beni. Kayalıklarda yuvarlandım resmen. Ondan sonra açıya şey gittim tekrar. Oradan araya ayağımla zor buldum. Ama her tarafım, vücudumun her tarafı kestane oldu. Bunlardan olsa sıkıntı yok işte. Bunlar iyi. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlar gayet iyi.
Bunlar çünkü bak böyle tuttuğun zaman bile hiç eline batmıyor. Şunun büyüklüğüne bak yine. Yanağına koy. Yanağına. Bak bak. Bak vuruyorum görüyor musun? Yanağıma vuruyorum. Oh, leş gibi kokuyor. Mis gibi olur mu? Ben leş gibi ben çıkarken gördüm. Deniz kokusu ya. Kötü kokuyor. Ben severim deniz kokusunu. Bak. Öbür gün nerede böyle vuracaksın? Ya yani? Deniz kokusu güzel. Bak, tamam. Sakallarımı yani, tarıyor. Şey çürükümsü böyle. O balıkçıların şeyi gibi kokuyor. Sakallarımı tarıyor. Valla tarak ya. Al deniz kıyısında yaşasan tarak mı yiyorsun? Deniz kestanesi nedir bu benim başıma gelen diyordur şimdi. Ne bu? Ey canım benim canım. Korkma korkma. Göndereceğim seni. Ait olduğun yere göndereceğim. Ama bunlar tam bir fosfor deposu. Bunu böyle ki ben inceledim, denedim de. Yok bizim damak tadımıza uygun değil. Ama bunları toplayanları gördüm ben. Toplayan bir kadın çuval çuval topluyordu vallahi. Deniz kestanesine. Ondan sonra ya araştırdım. Ya insanlar bir şeyler okuyorlar. Bir şeylere iyi geldiğini düşünüyorlar. Ya bir şeylere iyi geliyor. Şimdi fosfor ya kemik erimesine falan. Ondan sonra işte uzak doğuda falan buna adam ama çok güzel işçilik yapıyor. Buradan alttan açıyor. Alttan açıyor böyle. Dilim dilim. Nar dilimi gibi dilimliyor. Sarı sarı böyle yerleri var. Onları çıkarıyor yiyorlar. Çiğ yiyorlar. Mesela şu. Oho 250 gram ya. İlaç sanayi. Karpuz gibi. Çoğu ilaçları var. Hadi. Atabilirsin. Al. Evet. Tam gücünle at yerine gitsin. Bu çarpsa da bir şey olmaz. En çok keyif aldığım şey. At bakalım hadi ben de seni çekeyim. Ya atamayabilirim de şimdi hayvanı burada. Düşme aşağıya atabilirim. Yok ya ben atamayacaksan ben atayım. Kayalık ya çatlar hayvan. Ya kayalık suya at suya gelsin çatlamaz hiçbir şey olmaz. Allah'ım ya Rabbim bunda doğa sevgisine doğa aşkına bak ya. Lan beni at desem atarsın sen. Vurursun tekmeyle lıngır lıngır ilerim aşağıya. Kestane için şunun yaptığına bak ya. Helal sana kameraman. Bak. Üşenmedi indi ona. Bir de yalın ayak mı indin oraya? Nasıl indin oraya yalın ayak? Derine atsaydın ya. Oraya nasıl inin? Ya şöyle atıver ileri doğru. Tamam bırak bırak artık o zaman. Kendi gitsin. At şöyle bir 2 metre. Evet tamam. Oo. 3 metre orası. Harika. İyi vallahi güzel. Bir şey olmaz onun dikeni var bu elastikiyet verecek sula çarpınca hiçbir şey olmaz ona. Buradan sallasan da olur ya. Ne kadar metre burası? 5 metre. Hiçbir şey olmaz mı? Güzel. Bakın. Koskoca köy. Gerence. Gerence mi? Gerence mi? Gerence diye biliyorum ben. Ondan sonra şurası bakın Ildır. Meşhur Ildır. Şöyle gidiyor. Karaburun arka tarafta kalıyor. Böyle burası süper bir yer. Bu yarım ada içerisinde yarım ada şurası. Şu güzergahtan geldim ben. Şöyle şuradan çatal yapıyorum. Çatalın solundan girdiğin zaman bu yarım adaya bak. Adam geliyor mesela. Bu ana yol. Şu dağın tepesinden ana yol geçiyor. Şimdi bundan sonra daha ileride balıkçı barınakları var. Balık çiftlikleri falan var. Oraya gideceğim. Orada şey vardı. Neydi o siyah siyah? Çıkarıyorduk ki. Ha şey. Sünger. Sünger. Bir sürü sünger var. Masa kadar süngerler var orada. Herkese bunları söylememek lazım da soruyorlardı hatta nerede buluyorsun? Şeylerin adı falan. Neydi ya onu düşünüyorum. Uzun istiridyeler vardı ya. Tamam. Mina yok. Mina diyorsun geliyor benim de. Tamam neyse. Pina. Pina. Dev pina kabukları var da pinalar ölmüş burada. Şimdi bir daha bakarım gerçi. Yosunların içinde. Yosunlar böyle zeminden yüksekte. Yosunların kökleri toprak tutmuş. Zeminden yüksekte. Ondan sonra ah ne oldu? Heh, menüye girelim. Zeminden yüksekte kalmışlar. 1 metre kadar. Yosunların içerisinde elime geldi. 2 tane çıkardım. Söktüm çıkardım. Ölmüş.
Kabukları kalmış, hatta kapkara olmuş. Abartısız 50 santim var ya, bir kulaç. Yarım kulaç yani, benim bir kolum kadar. Pinalar böyle. Çanakkale'de de var. Yaşayanlarından Çanakkale'de çok çektim zaten. Yaşayanları turuncu oluyor galiba. Tabii canım, onlar da öyledi. Yaşarken de bu kararmış. Ama burada kadar. Şey bence, balık şeyi var ya. Ama deniz temiz. Deniz pis değil. Bu pinalar onlar neden ölüyor? Onlar bence zarar veriyor şeye. Bir ara denize. Çanakkale'de de toplu pina ölümleri, dalyan, pina mezarlığı falan diye. Deniz. Şu kuşlar ne kuşu ya? Martı mı uçanlar? Evet, martı bu gibi. Martı. Evet, böyle bir yerdeyiz. Süper bir yer burası. Ben bayılıyorum buraya. Bakın koca körfezde, koca körfezde insan yok. Biz şurada az önce birkaç tane inek vardı. Bir tane motosiklet geçti yanımızdan sadece. Yani kilometrelerce yol gidiyorsun, insan görmüyorsun. Denizde insan yok, bakir. Alabildiğine temiz. İnsanlar şeydedir, şu aşağıdaki balık çiftliğindedir. İnanılmaz güzel. Tek tük. Hı? Aşağıda balık çiftliği var ya. Hı. Oradadır tek tük insanlar. Tabii orada çalışanlar var şimdi. Denize giren kimse yok. Kimse yok. Al, tertemiz deniz. Hadi bakalım. Kahvemizi içelim, yola koyalım. Denizin rengine inanamazsınız ya. Lacivert. Resmen lacivert. Bak bak bak. Vay be. İşte olay budur bak. Gökyüzünde, ben gökyüzü renginde denizi sevmem. Bak gökyüzü resim çiziyorsun mesela. Denizi bu renk çizersin. Gökyüzünü bu renk çizersin. Tamam. Denizin doğal rengi bu. Deniz hastalandıkça açılır. Suyun rengi. Denizde pisliktir, şudur budur. Ondan sonra bu pisliği yok etmeye çalışan şeyler, değişik deniz organizmaları falan geldi mi, denizin rengi açılır. Bazen bizim Çanakkale Boğazı da aynı böyle gökyüzü gibi olur, iğrenç olur. Ha, kıyılarda bak turkuaz rengi tamam. Ana kabuğa bak, kabuğa. Ana bunun bunun dirisini arıyordum ben. Vay be. Kırık çıkma be. Kırık çıkma. Kırık çık. Ah! Olsun. Şuna bak lan. Oha, bizim oradakilerden çok büyük bu. Niye atmışlar? Ne güzel bir kabuk. Kaç tane görüyorlar demek ki bunun gibi. Kırılmış da ondan atmışlar bence. Kırık da olsa ben bunu alırım valla. Vay be, şuna bak lan, ne kadar hoş. Aldım. Aldım seni. Al kamera bak. Atınca mı kırılmış, önceden mi kırıkmış? Yok, parçası burada değil. Daha önceden kırıkmış. Kırık diye atmışlar. Hadi bakalım şimdi, tehlikeli çıkış. Zorlu bir çıkış parkurumuz. Arkaya dur. Şurada dur. Bu kırık yerine oturtursun. Değil mi? Şeydekiler gibi mi ya? Onun için heyecanlı da. O küçüklerini görmüştük. O çıkıyor işte. Evet, tabii tabii. Yok. Bu muhtemelen şey bu. Bizim Çanakkale'de var ya böyle. Bildiğin salyangoz ya. Karadaki salyangozu. Değil mi? Aynen aynen. Onun gibi. Çünkü ötekisinin böcekleri farklı. Bu değil o. Bu salyangoz değil zaten. Onlara başka bir şey diyorlar. Minare? Minare. Ya, minare de ayrı. Bunlar kabukların içinden çıkıyor, başka kabuk buluyor kendine falan. Birde mi gidiyor? Hızlı gidiyor bir de be. Evet. Buraya beton mikserinden dökmüşler. İyi yapmışlar. Yoksa burada burasını tam bu virajı oyar. Yine bile oymuş. Aa, nasıl yapacağız lan orada? Şöyle gireceğim. İşte burası kötü. Bak buraya iyi yapmışlar, beton dökmüşler ama yine bile hemen döker dökmez kurumadan traktörlerle mi girmişler, arabada mı girmişler, ne yapmışlar da bozmuşlar. Ne olsun, yine de buna da şükür. Buna da şükür. Çıktık gibi bir şey. Şöyle altına vurdurmadan.
Artık arazi şart oldu. Arazi alamayız da bir tane pick-up. Ana durduk, iyi yapmadık. Ya çok hızlı girmeyeyim dedim. Biri falan arabanın bakımından sonra biri de hızlandı. Biri de hızlı. Eskiden biri o kadar hızlı değildi. İşte ta şu aşağıdaki bak kulübenin çatısı gözüküyor, görüyor musun? Nereden geliyorsak ne kadar güzel bir yer. Değil mi? Harika yer. Ha? Neden yandı? Patlar onlar. Daha güzel olur. Yem yeşiliyor bak bu yaz. Ve bak buraya kadar yanmış. Yangın ya bence. Yanmış ve sakız ağacı dikimi adamı yapmışlar değil mi? Kurt bu. Hemen hemen şeyden, ana yoldan beri yanık ya. Yeni yapraklar da çok güzel. Yeni sürgünler değil mi? Körpecik. Ya şey dikerlerse, ağaç dikerlerse sorun yok. Ya da ormanlaştıracaklar. Orman yapacaklar belki. Ondan da. Çalı çünkü bunlar. Maki. Komple ya çarı. Bak dozer mozer. Yaşam alanı şimdi yani. Tabii canım. Sopa çekirgesinin yaşam alanı ya. Şimdi lazım. Vallahi böğürtü böceği falan düşünen bence yoktur da. Şu sopa çekirgeleri hepsi gitmiştir. Kaçamamıştır hayvanlar. Yani. Yakalarsam bir de orada girebilirim belki. Orada da güzel şeyler vardı. Beş. Beş mi? Yapma ya. Vay anasını. O zaman hemen burada biraz şöyle bir 15-20 dakika bir çekim yapalım. Başka yerlere giderim diyordum ben daha ya. Gidemeyeceğiz başka yerlere. Gelence Körfezi'ni gezerek bitireceğiz olayı. Değil mi? Ne güzel, 9 bile iyiymiş. Hakikaten 9. O bile ne kadar erken geliyordu. Değil mi? 9 erken gelirken. Millet atlattı, İsrail atlattı, Avrupa Avrupa hepsi atlattı, biz de tam aksine... Tam aksine battık yani. Yani saklıyorlardı, maklıyorlardı, idare ediyorduk, avutuyorduk kendimizi çünkü saklama falan da. Yine de saklıyorlardı. Neyse, başlar. Yani düşünsene ya, günde kaç kişi ölüyor belli değil ya. Hayret bir şey ya. Allah'ım yarabbim. Allah'ım İstanbul'da ben... Bu yolda bak güzelmiş galiba, buradan da gidebiliriz. Ambulans sesleriyle duymuyordu. Neyse, doğala ilgilen. Doğala ilgilen. Yeteri kadar haber dinliyoruz zaten. İçimiz ruhumuz karardı. Onun ahengine uyur. Ama korona doğaya acayip yaradı. İnsanlar çıkamayınca doğa resmen
kendine geldi diyebilirim yani. Böyle bir tek olumlu yanı o. Tek iyi yan bu. Çingren çalıyor arkada. Vay be, her geldiğim yere sanki giderken zorlu geliyorsun ya. Ondan sonra şey diyorsun, bir daha hayatta ne zaman geleceğim, gelemem diyorsun. Al işte geldik, ikinci gelişimiz değil mi buraya? Şurada mesela ben denize girmiştim. Üç mü yoksa? Üç. Kimi üç mü? Üçüncü bak. Balık çiftliğine bak. Balık atıyorlardır. İşte. Buraya aynı. Değil mi, çöp toplamıştın doğru. Senin çöp torbası duruyor mu yoksa? Yok ya. Hadi bakalım. Hey gidi be. Kaldırayım mı bir iki be? Buralarda bir şey olmaz orman içinde. Yine de bir deneyim bakayım. Şu galinayı bir tane kaldırayım. Evet, 40 ayaklar. Solucan. Aha. Karadula bak. Steyadola. Büyüklüğe bak şimdi. Şurada bak. Görüyor musun? Şu yediği böceğe bak ya. Kocaman bir böcek yemiş. Yavru yok. Eşleşmiş hemen, yavru yok. Şu ne? Erkeği mi? Yok, yediği böcekler. Bir sürü böcek yemiş. Tamam. Bu çukuru da kapatalım mı? Ya da kalsınlar bir ters çevre. Saklansınlar tekrar. Şöyle güneş gören açıklık yere çık bak. Mantis yok mu mantis? Bak şu, bak yok. Görüyor musun büyüklüğü? Bunlar top olmuyor. Bunlardan çok isopod. Bunlar bak top olmaz. Görüyor musun? Top olanlar tespih böceği. Tespih böceği. Bunlar isopod genellemesi altına giriyor. Tam şeyci bu. Dönüştürücü. Doğaya o kadar yararlı ki bu. Bunlardan yetiştiriyorum ben şu anda. Çok güzel bu. Okuduğum bu demek. İşte bu. Bak şurada da bunun avcısı. Bak. Görüyor musun? Bunun avcısı. Avcısının aynı kayı. Tespih böceği örümcü. Oha. Jump. Ana parlak jumping. Parlak jumping. Al şu tespihi. Alamam. Çekebilecek misin jumping? Nerede jumping? Nereye gitti? Bilmiyorum yani şu an. Bak. Parmağımın ucunu çek. Geliyor ekran bir şey görüyor. Öyle tut. Acayip parıl. Güneş gelsin ona. Parıl parıl parlar. Bak. Acayip güzel durum. Çok güzel bir örümcek. Küçük bir kapı olsa alırız onu. İnceleriz. Nereye gitti? Şunlara bir yere saklandı. Oo, her taşın altında tespih böceği, örümcek. Rüzgar alıyor biraz. Şurada adaya falan bak. Kapıyı da sonuna kadar açık bırakırsın. Neyse. Bakir topraklardayız. karınca varsa bırak. Tamam. Çam kese böceklerine bak. Köpekler bunları alıyormuş ağzına geçen bir tane fotoğraf gördüm.
Hayvanın dili böyle yara içinde olmuş. Bak. Bak şu ikisi. Top olanlar. Top mi? Olmuyor. Diğerleri top oluyor, görüyor musun? İki farklı tür, bu ikisini karıştırmamak lazım. Oh, diğeri acayip büyümüş. Dur bakayım. Şeyde, arabada var zaten, aldım birkaç tane tespih böyle. Her yerde zaten bol miktarda kap bulabilirsiniz. Çünkü sevgili halkım beni düşünüyor, içiyor atıyor. Ama dikkat edin, içinde bazen benzin falan da olur. Tamam. Başka bir şey de olabilir, doğru. Genelde onu yapmıyorlar ya. Evet. Tespih böceği top oluyor, öbürkü olmaz. Su da var içinde biraz. Normal kurt örümceği ya bu. Yok. Sert değil. Karadul değil yani. Ne güzel lan bak. Dikim abi bu. Bak dikim. Bak dikkat et. Bak sıra sıra görüyor musun? Dikmiş yani adamı. Bak şurada da bak dikmiş. Eskiden... Sahi vardı belki ya böyle. Bak sıradan geliyor adam dikmiş. Bir güzel dikmiş yani. Eskiden sahi vardı. Varmış. Yine devlet arazisidir. Ha. Tamam mı? Dikmiş olabilir. Dikip kullanıyordur. Bombusa bak, bombusa. Kendini kaybetmiş bak. Bak şunun güzelliğine bak, bak. Bak ablası bak, bak, bak. Çekemedik. Almıştır onu. Bombusu mu çek? Tamam, çıkacağız şimdi. Komple yanmış. Şu ön camdan çekersen daha güzel olur. Ön camdan. Komple yanmış yol boyları. Yani alabildiğine kilometrelerce yanmış. Ve şey demişler. Yanma orman alanı sakız fidanı. Sakızı ana vatanına döndürüyoruz. Evet. Sanki bu tabelalar bize şeyi çağrıştırdı. Yani bilerek sanki çalılar yakılmış. Ve sakız ağacına dönmek için yapılmış gibi. Yani öyleyse iyi. Çünkü bak karşıda zeytin var. Zeytinin üstü, altı, her tarafı yanmış. Zeytin ağaçları yanmamış. Tek çam yanan çamlar var ama böyle orman yangını değil de daha çok çalı yangını gibi. Eğer böyleyse yani yakarak belki hemen direktman sürdüler falan. Ve sakız ağacı dikim sahaları yapmışlar. Yani güzel bir şey bu. Sakız ağacı biliyorsunuz özellikle Çeşme yöresinde falan çok meşhurdur. Tarihi köklere sahip. Sakız Adası'nda adasının ismi zaten Sakız Adası, hemen burada çok yakın. Dolayısıyla böyle bir girişimde bulundularsa, yani çalılık alanları, makilik, çalı yani makile dediğimiz aslında bir nevi çalı,
bu çalıları yakarak işte sakız ağacına geri dönüş gibi bir şey düşündülerse ne hala sevindirici. Bu yüzden çok fazla yüklenmedim. Yani normal bir yangın intibası vermedi bize diyebilirim. Evet, sakız ağacı sanki dikmek için çalılar feda edilmiş. Hemen dibinde bakın ormanda hiçbir hasar yok. Ormanın yeşil çam ormanlarında hiçbir hasar yok. Makilik kısımlarda, yani çalılık kısımları sanki yakarak temizleyip sakız ağacına yönelmişler gibi bir intiba verdiler. Evet, buradan Karareis yoluna çıkacağız. Oradan Balıklıova, Balıklıova'dan Çeşme İzmir'e otobanına, oradan da İzmir'e gidiyoruz artık. Hadi bakalım.